Herkese tekrardan merhabalar. Hazır fırsat bulmuşken bir önceki videomda Getter Tools üzerinden nasıl operasyon hazırlanır diye video çekmemi isterseniz söyleyin demiştim. Gerek özel mesaj yoluyla gerekse de zaten yorumun altına da en kısa sürede videoyu bekliyoruz diye yazdınız. Ben de fırsat bulmuşken bu videoyu çekmek istedim. Şimdi Getter Tools üzerinden burada Troop Tool dediğimiz özellikten bir önceki videoda zaten bahsetmiştim. Bu videoda ise editör kısmını açıklamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla ve sonrasında plan kısmına tıkladığımızda burada nasıl gözükeceğini göstereceğim. Bildiğiniz üzere bu bitmek üzere olan Community Week 5X sunucusunda ki zaten bir önceki videoda söylemiştim hani PS rahatlıkla kazanacaktır diye. Şu anda 79. Muhtemelen yani en geç yarına kadar bitmiş olur diye tahmin ediyorum. Çünkü server'da da pek bir ordu kaldığı söylenemez. Kalan ordular da PS'ye ait. Bunu da tamamen örnek olması amacıyla bu server üzerinden operasyon hazırlamayı göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken şu gold hesabı bir açmam gerekiyor benim. Server bittiği için artık açmamıştım ama şuradan açayım. Buraya askerler tabına geldiğimiz zaman şurayı komple kopyalıyoruz buraya kadar. Bunu kopyala diyoruz. Buraya gelip askerlerimizi güncellememiz gerekiyor. Buraya yapıştır dediğimiz zaman bütün askerlerimizi güncellemiş olduk. Ki zaten bu hesabı biliyorsunuz hani savunma amaçlı bir hesaptı. Slash hesabı. Örneği de Slash üzerinden vereceğim ki plana tıkladığım zaman burada hangi köylere saldırılar olacağını gösterebilmek açısından. Şimdi editör kısmına giriş yapıyoruz. Askerlerimi güncelledim. Askerleri güncelledikten sonra şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada bir turnuva sekmesi var. Bu turnuva sekmesini şuradaki kağıt kalem işaretine tıklayıp turnuva seviyenizi güncellemeniz gerekiyor. Benim köylerimde turnuva olan yerlerde zaten güncelledim. Ama bunu süreleri daha verimli vermesi açısından mutlaka köyünüzde atıyorum. Merkezimde turnuva yok diye biliyorum. Evet, 01 Roma köyümde turnuva var. Turnuva seviyesi 12. Buraya gelip 01 Roma köyümü buluyorum. O da umarım bulabilirim. Burada. Buraya gelip turnuva seviyemi 12'ye getirdiğimde oyundaki haliyle şu anki hali güncel olmuş oluyor. Hem Getter Tools üzerinden hem oyundaki turnuva seviyesini güncellemiş oluyorum. Ki bu mutlaka yapmanız gereken bir şey. Her köyünüzün turnuva seviyesini güncel tutmanız gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi editör kısmına tekrardan giriş yapıyoruz. Editör kısmında ben hızlı modu kullanıyorum çünkü yeni giriş yapmaya çalıştığınız zaman burada tek tek girmeniz gerekiyor. Yani çıkış köyünü seçmeniz, sonrasında rakip oyuncuyu seçmeniz gerekiyor. O yüzden hızlı mod en kolay moddur. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi örnek olarak genellikle operasyonlar gece yapılır ama gündüz yapılanlar da var tabii ki. Oynadığınız server'a göre, server'ın gidişatına göre saatleri zaten belirlersiniz. Tarihi kontrol ediyoruz. 18'i diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bugün ayın 18'i. Saati de giriş saati yani saldırılarınızın rakibinize ulaşacağı saati burada belirliyorsunuz. Bunu da 20.00 yapalım. Burada dalgalar dediği yani kaç sıralı olacağı saldırılarınızın ki bildiğiniz üzere genelde 4 sıralı olur bütün operasyonlar. Burayı ben kendi yöntemimle anlattığım için ben ikisini de fake olarak yapıyorum. Buradaki hazırlık aşamasını sonradan buradan düzenlemesini yapıyorum. Şimdi tamamen örnek bir operasyon olacağı için şuraya gelelim. Harita üzerinden mesela hemen yanımda Alper Baba var. Alper Baba hesabını nickini kopyalıyoruz buraya. Ki zaten Getter Tools sunucu açtığı zaman
Telefon çaldığı için videoyu durdurmam gerekti. Burada dalgaları ayarlıyoruz. Burada ben ikisini de fake olarak ayarlıyorum saldırıların. Sonrasında buraya gelip rakibinizin, yani bunu ben örnek olarak yapıyorum ama mesela bu serverdaki rakibimiz PS birliğiydi. PS birliğine hop yapacağımız, atıyorum, Shakira hesabına operasyon düzenleyeceğiz. Gelip buradan Shakira'nın ismini kopyalıyorum veya direkt buraya Shakira yazsam da olur. Şu şekilde. Shakira yazdığım zaman zaten burada bana sunucudaki profilini ve köylerini aşağıya listeliyor. Şimdi bunu bir sileyim. Buraya Alper Baba yazıyorum. Alper Baba'nın bütün köylerini bana getirmiş oldu buradaki listeye. Sonrasında operasyonu hangi hedeflere yapacağımızı belirliyoruz. Ki bunu belirlemek tamamen size kalmış bir şey. Yani asker köyü yıkmak, reislemek istersiniz, merkezi yıkmak istersiniz. Operasyonun seyrini siz belirliyorsunuz zaten. Ben burada sadece GetTurtles üzerinden hazırlanışını göstermek için tamamen örnek olarak isimleri ekliyorum ki zaten kendi birliğim. Burada Palben var. Bu da savunma arkadaşlarımızdan bir tanesi. Palben'i de buraya ekledim. Sonrasında başka kim var? Solomon var. Solomon'u buraya ekliyorum. Başka kimler vardı? We Are Turks vardı. Onu da bulabilirsem eğer. Burada. We Are Turks'ü ekliyorum. Burada düşmanlar yazıyor zaten. GetTurtles dilini de Türkçe'ye getirdim. Burada operasyonu yapacağınız rakibinizi seçiyorsunuz aslında. Buraya hesap isimlerini giriyorsunuz. Zaten size aşağıya o oyuncuya ait köyleri gösteriyor. Şimdi bu kadar hedef yeter. Şimdi operasyonumuza gelelim. Buradan filtreden hepsini işaretliyorum ki normalde standardı bu şekilde ki saldırı operasyonu yapacağınız için bu seçili olarak geliyor size. Buradan hepsine getiriyorum. Ctrl F tuşuyla, yani sayfada bul seçeneğini kullanarak kendi hesabımı buraya yazıyorum. Köyün hiç önemi yok. Çünkü zaten bildiğiniz üzere savunma hesabı olduğu için 01H köyüm, yani 01 Hun köyümü operasyon yapacak olan köye olarak seçiyorum. Yani bu köyüm. Ki 01 Hun köyümde de mancınıklarım falan vardı yine. 400 tane falan mancınık çevrede reisleme yapmak için. Şu kadar da bir asker kaldı. Onlar da şu an bütün köyler zaten WoW köyüne bağlı. Savunma askerlerine, her şey, bütün askerlerime, bütün köylerim bomboş şu anda. 300-500 tane asker var sadece. Buraya 01 Hun köyünü seçiyorum. Sonrasında saldırı yapacağınız hedeflerinizi seçmeniz gerekiyor. Biz burada Alper Baba'yı seçtik, değil mi? Hemen haritaya girelim tekrar. Alper Baba'ya geldiğim zaman, Alper Baba'nın zaten köylere baktığımız zaman neresi merkez olduğunu zaten buradan anlayabiliyorsunuz. Burada 02 Cermen Köyü merkezmiş mesela şu anda Alper Baba hesabında. Asker köylerinin nüfusu zaten 1000 nüfus üstünde olur. Asker köyü kendini her türlü belli eder. Siz asker köyüne reisleme operasyonu yapmak istiyorsanız eğer, buraya gelip şuradan 01 Hun köyünü işaretliyoruz. 02 Cermen'de Alper Baba hesabının merkeziydi. Bir de merkezini işaretliyoruz. Onu da bulabilirsem eğer hemen. Burada. 02 Cermen köyünde işaretledim. Sonrasında bir tane daha fake eklemek istiyorum diyorsunuz mesela. Bu şekilde 3 tane Alper Baba hesabından 3 tane hedefi işaretlemiş oldum. Sonra Palben'e geliyorum. Yine aynı şekilde bakacaksınız köylerine, neresi asker köyü, neresi merkezi diye. Çünkü burada kapital diye belirtmiyor, yani merkez diye belirtmiyor. Buraya bu iki köyünü ekliyorum. Solomon'a geliyorum. Bu iki köyünü ekliyorum. We Are Turks'e de gelip şu iki köyü de işaretlediğim zaman buradan öncelikle direkt plan için demeyin. Pano için diyoruz. Pano için dediğimizde bize burada süreleri veriyor.
Şuradan çıkış zamanına tıkladığımız zaman, ki bu şunu da belirteyim. Getter Tools saatinizle oyun saatiniz mutlaka sabit olmalı. Ki biz genelde international, yani uluslararası sunucularda oynadığımız için her zaman sunucu saati Türkiye saatinden geridir. Yani burada görmüş olduğunuz gibi server time dediği 11.35 iken Türkiye'de saat 13.35. Bunu şuradan gösterebilirim. Hesaba geliyorum. GT2 hesabına tıklıyorum. Buradan mevcut Travian sunucu saati seçeneğini işaretliyorum. Bunu eğer otomatiğe çekersem Türkiye saatini otomatik olarak ayarlar. O yüzden mutlaka ama mutlaka oynadığınız sunucuyla, yani eğer Alpler sunucusunda oynuyorsanız, yani Türkiye sunucusunda oynuyorsanız bunu otomatiğe getirebilirsiniz. Çünkü Türkiye sunucusu. Ama uluslararası bir sunucuda oynuyorsanız ve server saatiniz Türkiye saatiyle aynı değilse mutlaka buradan mevcut Travian sunucu saatini seçmeniz gerekiyor. Ki süreler yanlış olmasın. Onu da şöyle şu an gösteremem gerçi. Daha sonrasında tekrardan yapacak olursam o zaman gösterebilirim. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Mutlaka Travian saatiniz ve GetterTools saatiniz eşit olmak zorunda. Hemen plana dönüyorum. Burada bana çıkış saatlerini gösteriyordu zaten. Hedef köy ve oyuncuyu burada yazıyor. Şimdi biz Alper Baba'ya, Alper Baba'nın asker köyünü reislemeye gideceğiz mesela. Buradan vatan sevgisi indirme, fethetmek ya da normal direkt olarak saldırı seçeneklerini seçebiliyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Mesela ben Alper Baba hesabına öncü olacağım. Öncü olacaksanız eğer mutlaka şuraya 1-2 saniye öncesini yazın. Mesela 58 diyelim. Hatta diğer hepsi fake ise bütün hepsine 19.59.58 veya 19.59.59 da yazabilirsiniz. Buradan köye, yani bu geliş dediği şey aslında saldırılarınızın ne zaman rakibinize ulaşacağı. Buraya 19.59.58 yazıyorum ve bana saldırıya çıkmam gereken saati burada gösteriyor. Yani ben 19.59.58'de Alper Baba'nın köyüne saldırabilmem için saat 16.23.38'de saldırıya çıkmam gerekiyor. Tabii ki server saatiyle. Buradan panodan değerleri plana sürükleyin diye bir seçenek var şurada. Buna bastığımız zaman bu hazırlamış olduğumuz, yani panoda düzenlemesini yapmış olduğumuz operasyonu plana yüklüyor. Ama bunu plana yüklüyor diye direkt olarak şey düşünmeyin. Hani şuraya geldiğimde planda hala bir şey göremiyorum. Neden? Çünkü kaydet demem gerekiyor. Şuradaki kaydet butonuna tıklamam gerekiyor. Ona tıklamadan önce hemen bir tane daha hazırlayalım. Operasyonda olmayan mesela Jin Sakai hesabı var. Bizim aynı zamanda bu hesabı. Hemen onun da şu köyünü tıklayalım. Yani tabi tamamen rastgele. Ki zaten bunlar iletişimsiz olmayacak şeylerdir. Mutlaka hangi iletişim uygulamasını kullanıyorsanız, yani WhatsApp olur, Discord olur veya hani MSN olur, ne olursa Skype olur. Birliğinizle hangi uygulamadan iletişim kuruyorsanız mutlaka asker köylerini öğrenmeniz gerekiyor. Ki onu da şöyle de yapabilirsiniz. Mesela Troop Tool'dan yetki aldığınız zaman bütün sekmeler sizde açık gözüküyor. Bir önceki videoda göstermiştim zaten bunu. Hemen Jin Sakai'ye gelelim. Şurada. Yani güncelleme yapmamış uzun süredir ki operasyonlar bitti zaten artık. Askerlerine geldiğim zaman mesela burada A01 köyünde ordusu var. Demek ki o asker köyü burası. Veya 02 C02 köyü, Cermen asker köyü. Hemen buradan plan editörüne geliyorum. Şuradan C02'ye tıklıyorum. C02'nin çünkü burada asker köyü olduğunu gördüm. Buradan yine aynı hedefleri seçiyorum. Yani dediğim gibi hedefler tamamen size kalmış. Yine aynı hedefleri seçtik. Şuradaki şey sizi yanıltmasın. Burada kırmızı iç içe giriyor. Getter Tools'taki hatadan dolayı. Burası da aslında hedefti ama maviler fake olduğu için, kırmızılar saldırı olduğu için kırmızı burada sayının içine girmiş, yoksa bu da hedefler arasında. Bunu da hemen panoya yüklüyorum. Panoya gelmiş oldu.
Biz burada 01 Hun köyüne gerçek saldırı olarak işaretlemiştik. Hemen bunu da gerçek saldırı yapıyorum. Panodon değerleri plana yüklüyorum. Süreler zaten birebir aynı olmuş oluyor. Burada ayarladığımız için en başta. Şimdi kaydete tıkladığımda 18 başarıyla kaydedildi. Şimdi buradan plana tıkladığımda buradan görmüş olduğunuz gibi benim planım karşıma çıkıyor. 01 Hun köyümden ayarlı olarak çıkıyor. Şuradan 01 Hun köyüne gelelim. GetTurtles'da operasyon hazırlamanın en güzel yanı da şu oluyor. Buradan asker göndere tıkladığım anda direkt olarak askeri üssünüzden o köyün koordinatları girili olarak geliyor ve siz tekrar tekrar buraya koordinat girip haritada aramakla uğraşmıyorsunuz. Tekrardan göstereyim. Şimdi normalde 73-4 koordinatlarına işte 20-0-0 girişli saldırı atmam gerekiyor. Ben buraya girip sadece şu anda köyde asker olmadığı için gösteremiyorum. 73-4. Buraya 50 yazıp askerimi seçip göndermem gerekiyor. Sonrasında eğer hani GetTurtles'tan değil de farklı bir şekilde operasyon hazırlıyorsanız, mesela ben buraya 20'de ulaşmak için işte telefonuma alarm kurmam gerekiyor veya işte hatırlatıcı olması gerekiyor, bir şey olması gerekiyor derken buradan direkt plandan geri sayım var burada. Şuradaki geri sayımı takip etmek benim için gayet yeterli olabiliyor. Bu demek oluyor ki 3 saat 26 dakika sonra ben saldırıya çıkacağım demek oluyor. Hemen buraya zaten çıkış saati burada yazdığı için ben hemen gidip 15.08'e alarm kurunca telefonuma 15.08'de buraya gelip şuna tıklamam direkt saldırı atacağım koordinatlar köy askeri üste hazır oluyor. Ben buradan askeri seçip gönder diyebiliyorum anında. Şunu iptal edeyim. GetTurtles'un operasyonunun bu güzellik yanı var. Şimdi genel özelliğiyle hızlı modu kullanıyoruz. Yani yeni girişi de göstereyim ama inanılmaz yorucu. Şuradan tamamen sileyim ve hepsini kaydettiğim tamamdır. Şu anda plan sıfırlanmış olması gerekiyor. Evet. Yeni girişi de göstereyim. Yeni giriş gerçekten çok uğraştırıyor. Bu yüzden hızlı mod en kolayı, en kolay gelen. 70-33. Benim saldırıya çıkacağım köy. Buraya gelip 70-33 yazıyorum. Buradan köy 01H oyuncu Slench. Tamam diyorum. Şimdi de hedef köyü seçtiriyor bana. Yine aynısını yapalım. 73-4. 73-4'ü buraya yazdım. S1 Alper Baba VR Turks hesabı. Tamam diyorum. Buraya normal saldırı, mancınık süresi. Buraya da varış saatini giriyorum. Ve buradan da planımız hazır olmuş oluyor. Bunu da kaydettiğim. Şuraya geleyim. Bir F5'e bastığımda buraya hazırlanmış oluyor. Ama yeni girişi tek tek yapmanız gerektiği için gerçekten çok daha uğraştırıcı oluyor. Ama onun haricinde dediğim gibi hızlı moddan hemen buraya VR Turks yazıyorum. Buradan hepsine gelip Slench yazıyorum. Şu şekilde. Buradan da şuraya işaretliyorum pano için. Buradan panodan değere yükle kaydet dediğim zaman buraya direkt olarak gelmiş oldu. Tabii süreyi yazmayı unuttum. Onu da şöyle düzelteyim. Tekrar kaydet diyorum. Buradayken planı hazırladınız, kaydettiniz. Buradayken sayfayı yenilememenizi tavsiye ediyorum. Neden diye soracak olursanız F5'e bastığınız zaman bazen GetTurtles bug'a girebiliyor. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Yani şu anda oldu. F5'e bastım. Bazen aynı saldırıyı kopyalayabiliyor. Yani benim daha önce başıma geldi birkaç kere. Onun da bilgisini vereyim. Yani oturup 2 saat uğraşıyorsunuz. İşte 150-200 tane hedef çıkartıyorsunuz. O 200 hedefe burada yanlışlıkla F5'e bastığınız zaman o 200 hedefi aynı saldırıları, birebir aynı saldırıları ikiye çıkartıyor. Öyle olunca ne yapıyorum? Böyle yaklaştırıp
tek tek buradan iptal etmem gerekiyor iki tane olanları. Onun da bilgisini vermiş olayım. Bu sayfadayken F5 tuşundan uzak durun. Yani sayfa yenilemeden uzak durun. Zaten burada da bir uyarı yapmışlar. Bir translate'ten çevireyim. Ha, geçersiz istek. Yenileme F5 kullanmayın diye. Burada zaten uyarı yapmış. Sayfayı buradayken yenilemeyin. 2'ye çıkarabiliyor, 3 katına çıkarabiliyor, aynı saldırıları kopyalayabiliyor. Bunun da uyarısını yapmış, bilgisini vermiş olayım. Ve genel itibariyle operasyon Gettertools üzerinden operasyon hazırlama bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video yararlı olmuştur, bilgilendirici olmuştur ve videoyu bitiriyorum.